Number One Türk'te Number One Star programından herkese merhabalar. Ve bugün de çok önemli bir konuğumuz var. Sürpriz bir konuğumuz var. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sezgin Baran Korkmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son günlerde sizden çok bahsediliyor. Adınız medyada çok geçiyor. Yavaş yavaş böyle insanlar yolda da tanımaya başlamıştır eminim. Çünkü bu özellikle Borajet olayından sonra iyice gündeme geldiniz. Önce kısaca sizi bir tanıyabilir miyiz? Sizin çok enteresan bir hayat hikayeniz var. 7 yaşında ayakkabı boyacılığıyla başlayan, sonra çocuğuna da 7 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptıran enteresan bir kişiliksiniz. Sizi dinliyoruz. Sizi sizden dinliyoruz. Ya aslında çok böyle enteresan bir kişilik yok. Benim gibi bu yollardan geçen çok insan var da bunu söyleyen yok. Kars'tan geldim. Evet. Kadıköy'e geldim. Vallahi gurur duyuyorum. İyi ki ayakkabı boyamışım. Evet. İyi ki fakir bir aileden geldim. Çünkü zenginlerin halini görünce zengin çocuklar, yani hepsi için konuşmuyorum bu arada, bunu söyleyeyim. Bazıları evet. Diyor ki ya Baran konuşuyorsun da bize de saldırıyorsun, onlara saldırmıyorum. Evet. Üstüne alınan alınsın, alınmayan da alınmasın yani. Evet. Mücadeleyle tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Evet. Çok şükür geldiğim topraklarda unutmadım. Çünkü insanların neden yok olduklarını hep görerek gördüm. Evet. Baktım ki insanlar hep yok oluyor. Neden yok olduklarını gördüm. Baktım ki hırslarından, zenginlik hırsı yalnızlaştırıyor insanı. Kaybetme korkusu başlıyor zengin olunca. Ve bu da insanları gittikçe çıkılmaz bir sokağa sokuyor. Evet. Ben de çok çıkılmaz çok sokak örneği önümde olduğu için o sokaklara girmemeye dikkat ediyorum elime geldiğince. O yüzden de neyse o yüz diyoruz. Önümüze bakıyoruz. Şimdi mesela Sezgin Bey, siz bir holding sahibisiniz. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz. İşte turizm alanında, işte farklı alanlar, enerjiydi vesaire. Şimdi bütün bunları herkes merak ediyor. Çok gencecik bir yaşta. Şu anda zaten radyodayız. Belki sizi göremiyorlar ama televizyonda bu program yayınlandığında, Number One Türk TV'de yayınlandığında diyecekler ki bir holding sahibi gibi durmuyor. Çok genç ve kendi başına yapmış bir insan. Hani babadan kalma yok, dededen kalma yok. Bunu nasıl başarmış diye herkes merak ediyordur. Tabii bu şu anlamda, gençlere örnek olması anlamında. Bunun sırrı nedir acaba? Başarının. Vallahi sırrı nedir? Bir kere şanslı olacaksınız. Bunu söyleyeyim. Bir kere şans hayatınıza var olacak bir şey. Bu olmazsa olmaz. Olmaz, değil mi? Evet. Evet. Sonra şansın kapınıza geldiğini, şans size ben kapınıza geldim demiyor. Siz her gün kapıda bekleyeceksiniz. Şans ne zaman geçerse bacağından yapışıp yakalayacaksınız. Nasıl anlayacağız geçtiğini? Onu hissedeceksin. Ben onu hep hissediyorum. İşte bazen Allah'ım diyorum, yeter diyorum, çok şükür diyorum ama Allah gene veriyor bize, ne diyeyim yani. Vay vay canına. Yani bir de niyetiniz, ne yaparsanız yapın, niyetiniz hep iyi olacak. İyi niyetli olduğunuz sürece, ben hep bunu gördüm. Allah hiç darda bırakmıyor. Yani darda gördüğünüz an, ben bazen düşünüyorum, arkadaşlarım bana diyor, çok rahatsın diyor. İşte böyle bir operasyon yapacağız diyor. Abi bu operasyonun maliyeti, örnek veriyorum, 20 milyon dolar. Bizim var 10 milyon dolarımız, 10 milyon dolarımız yok diyorum. Bir başlayalım, Allah kerim diyoruz. Başlıyoruz çok şükür. Böyle böyle diye geldik. Evet. Ve şu anda yani 5000'e yakın çalışan olan bir holdingimiz var. Fakat bunu söyleyeyim, bütün çalışanlarımıza sorun. Bizde hiç patronculuk oynayan kimse yoktur. Ve ben hiç patronculuk oynamadım. 39 evet. Yaşındayım. Ben holding patronu değilim. Ben hiç kabul etmedim onu. Çünkü ben holding patronlarının sonunun olduğunu gördüm. O yüzden aman Allah'ım. Ben o insanlarla mesai arkadaşıyım. Biz bir takımız, bir ekibiz. O ekibin içinde beraber yol arkadaşlığı yaptığımız insanlardan bizle beraber yürümeyi layık gördüğümüz herkes başımızla beraber bizle beraber yürüyor. Evet. Hep bazen yol kazalarına uğrayan insanlar oluyor. Onları diskalifiye ediyoruz. Biz yolumuza devam ediyoruz. Evet. Hedefimiz ülke ekonomisine iyi katılma değerler sağlamak. Evet. İstihdam sağlamak. Yeni iş alanları yatırmak ve gençlerin önünü açmak. Daha çok benim gibi memleketinden çıkıp gelmiş İstanbul'a ekonomik zorluklarla boğuşan, bir taraftan okuyan, o kesime birazcık daha ben destek veren bir yapıya sahibim şirket neyse. Olarak bu. Çok şükür bu anlamda da iyiyiz. Bu arada hani ilk dediniz ya işte medyada tanınıyor olmak, bilmem ne olmak. Vallahi ben hep medyada tanınanların sonunu gördüm, pek hayır alamet olmuyor. Allah sonunda hayretsin diyorum. O yüzden de ben hep dolmuşa nasıl binilir, onu arada bir dolmuşa biniyorum yani. Allah korusun, sıkıntı oldum, dolmuşa nasıl bineceğimi biliyorum. Evet. O yüzden dert etmiyorum. Evet, evet. Tanınmak bir anlamda da size böyle şeyler düşündürüyor demek tabii ki yani. Tabii abi, çünkü önümde çok o kadar örnek var ki yani. Jetleri olan insanlar şimdi binemiyor. Ama şimdi şöyle söyleyeyim yani, mesela işte Koçlar, Sabancılar vesaire gibi böyle köklü firmaların evet. Yöneticilerinde falan bunlar rastlanmıyor. Böyle şans bir kere gören insanlar da oluyor diye düşünüyorum. Yoksa akla çalışan bir insan kazandığı bir serveti kolay kolay kumar mumar falan yoksa değil mi? Evet, evet. Kaybetmez diye düşünüyorum. Yo, çok haklısınız tabii ama bir de şey var hani çok şükür hep dedik ya, hep hayatta başkalarının
iyi örneklerini kendimize aldık. Evet. Gördüğümüz kötü örneklere de onu da bakarak daha dikkatli devam ediyoruz. Evet. Bahsettiğiniz işte Koç, Sabancı gibi şirketler bizim ülkemiz, bizim için gurur kaynağı şirketler. Evet. Çünkü yapılarını görüyoruz, çoğuyla da çalışıyoruz. Belki hep hayalimiz öyle bir şirket olabilir miyiz? İnşallah. İnşallah amacımız o. Öyle bir şirket olup ülke ekonomisine çok büyük katma değer sağlamak. Yoksa herkes milyar dolarını alsın, gitsin dünyanın her yerinde yaşasın. Ömrünün sonuna kadar her gün havyar yesin. Her gün jete binsin. Bilmem ne yapsın. O para gene yiyerek bitmez yani. Evet, evet. Demek ki insanlar ne için çalışıyor? Ülke ekonomisine katma değer sağlamak için çalışıyor. Doğru. Bizim de amacımız küçük de olsa ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek bir organizasyon yapmak. Çok güzel. Şimdi mesela geldiğiniz yeri de unutmuyorsunuz. Kars'ta da işte bir takım sosyal faaliyetlerde bulunuyorsunuz. Bildiğim kadarıyla iki tane okul, iki tane anaokulu gibi bir takım tesisler açmışsınız. Bir tanesi annenizin adına bildiğim evet. kadarıyla. Sayın Bakan'la beraber açmışsınız onu da. Ulaştırma evet. Bakanı, sizin hemşehriniz Sayın evet. Ahmet Arslan'la beraber. Nedir Kars'taki sizin bu memleket özlemi ve yaptıklarınız? Şimdi biz tabii Kars'ta yaşadım. Memleket özlemi, yani ben kendi köyüme Amerikalı bizim patronları götürdüm. Adamlar Beverly Hills'te yaşıyorlar. Digora Bacalı köyüne geldiler. Ya burada Digora da meşhurdur değil mi Kars'ta? Dediler ki ya burada bir şey değilim varan dediler. Yaşamak için devlet insanlara ne kadar para veriyor burada tutmak için? Abi dedim ne parası dedim. İnsanlar dedim elektrik suyu bile kendisi ediyor dedim yani. Böyle bir yer. Fakat evet ya. O topraklar bana o kadar güzel duygular yaşattı ki ben yokluğu, paylaşmayı, sevgiyi, şefkati, hürmeti, saygıyı, birlikteliği, beraberliği, her şeyi o topraklarda öğrendim. Evet. İstanbul'un bana bu anlamda çok fazla kattığı bir şey yok. İstanbul'da neyi öğrendim biliyor musunuz? Güçlü olmayı öğrendim. Evet. Savaşmayı öğrendim. Mücadele etmeyi öğrendim. Ama ben memleketimde hiç savaşmak, mücadele etmek, güçlü olmak üzerine bir şey yoktu. Çünkü pay ortada olan şey belliydi, onu paylaşmak kolaydı ve herkes birbirine çok rahat kapısını açıyordu. İstanbul'da bir zor bulaydı. Size bir tane küçük İstanbul'la ilgili bir anımı anlatayım. Evet lütfen. İstanbul'da bizim akrabalarım vardı. Benim kuzenlerim hep pazarcılık yaparlardı Kadıköy Salı Pazarı'nda. Tabii ben de yani babamı çok küçük 4-5 yaşında kaybettiğim için onlarla bekar evinde kalıyordum. Ben Fikirtepe'de mülteci kampı gibi bir ev yani. Öyle evet, bir evde. Evet. 15 tane genç kalıyorduk. Pazarda domates satarlardı ama onların tezgahı vardı. Benim tezgahım yoktu. Ben limon satardım. Ortada korsan satardım. Akşamleyin bir bakarlardı kim para, herkes kendi parasını dökerdi ve ben tek başıma kazandığım para onların tezgahındaki kazandığı paradan daha çok kazanıyordum. Allah. Çünkü ben müşteri, hangi müşterinin limon alacağını hissedebiliyordum ve ona veriyordum. O da bana bağışımı veriyordu, evine kadar poşetini taşıyordum. Hani ek şeyler yapmıştım, limon satmak, müşterinin poşetini taşımak, arabasına kadar götürmek ve böyle kendi kendine şey bir patente bana ithal bir model gelişti. Süper. Ve bunlar çok para kazandığını duyunca akşamleyin benim bir kuzenim. Şimdi köyde çobanlık yapıyor bizim köyde. Bazen onu köyde gittiğim zaman görüyorum uzaktan seyrediyor beni. Dedi ki ya bahane bulup beni evden kovdu. Aa. Ya evden kovunca saat 13 yaşındayım. Kalacak hiçbir yerim yok İstanbul'da. Kadıköy'de Bahariye'de bir tane restoranın üzerinde yaşıyor ki yazıyor ki bulaşıkçı aranıyor diye. Bir gün bankta yattım gece modada. Bulaşıkçıya girdim. Dedim ki ya ben burada bulaşık yıkamak istiyorum işte. Biraz da Kürtçe Türkçe karıştırarak adama derdimi anlattım. Evet. Hacı amca dedi ki ya bunun boyu yetişmez dedi. Yıkama şeyine, tezgahına dedi. Evet. Orada bir usta dedi ki ya dedi ben altına bir tezgah meyve kasası koyarım. Bu çocuk bak çalışkan bir çocuğa benziyor. Hani gelsin dedi. Kalacak yeri de yok. Gariban çalışsın dedi. Beni aldılar. Altıma da iki tane meyve kasası. Bir tane yetmedi çünkü boyum çok kısaydı o zaman. İki meyve kasası ve ben bunu yıkarken tabii hayatımda hiç görmediğim kadar et görüyorum. İskender geliyor. Adam yarısını yemiş. Yarısı kalmış. Yarısını da ben yiyorum. Yiyorum. Çok güzel. Sonra ya. Bir gün iki gün baktım ki toparlak bir çocuk oldum. Sabri ustaydı. Sabri Usta dedi ki ya bulaşıkları çok yavaş yıkıyorsun. Abi dedim et o kadar çok geliyor ki dedim. Zayılmasın diye hepsini ben yiyorum dedim. Sonra hacı amca gelip her gün bana diyordu ki işte suyu az kullan, sabunu az kullan. Baran israf haram. Tamam ben de israf haram diye. Baktım ki bu et o kadar çok ki. Oraya bir karton kutu koydum. Oraya da bir karton kutu. Gelen eti bir yere, patatesi bir yere yapıyorum. Saat 4-5 dedim zaten döner bitiyor. Altta da dükkanı kapatıyoruz. Evet. Yani dükkanı tek başıma tabii ki o dönerleri alıyorum, ekmeklerin arasına koyuyorum. 10 tane döneri, 10 tane ekmeğiyle çağırıyorum bizim köylüleri. Bütün restoranı onlara temizletiyorum. Aa. Tabii bulaşıkla, kalan bulaşıkları da onlara yıkatıyorum. Döner ekmeği. Çok güzel ya. Sonra fırından 50 tane ekmek, onları yarıma bölün. 100 tane yarım ekmek döner. Kalan bütün döneri de onların içine koyuyorum. Evet. Kafamın üstüne. Boyacılar da kendime taşeron sistem kurdurmuştum. 13 yaşında. Salı pazarında, Erenköy pazarında falan pazarcılar iş bitince döner ekmek, döner ekmek diye satardım. 2,5 ay yaptım yaz tatilinde. Vay inanılmaz bir şey. Salı pazarında bir gün hacı amca beni kolumdan yakaladı. Ne yapıyorsun dedi sen burada. Hacı amca valla dedim sen her gün bana israf haram diyorsun dedim. Ben de çöpe gitmesin diye döner. Getir burada insanlara satıyorum ekonomi yani. Evet. Beni dedi ki gel dedi pırını pırtını dolu seni işten atıyorum dedi. Zaten çok da dert değildi zaten ben parayı bulmuştum. Okulun açılmasına bir hafta kalmıştı okula gidecektim.
Paramı da Sabri Usta'da biriktiriyordum. Ulan dedim şimdi bu Sabri Usta benim paramı verir mi? Korkusu aldı beni. Evet. Gittim baktım Sabri Usta bana bir tane kilotu çorap almış. Ne dedim bu? Baran dedi sen dedi o postaneye para yatıramıyorsun. Yaşın tutmadığı için dedi. Bu kilotu çorabı giyeceksin dedi. Sırtıma kadar kilotu çorabı çekti. İpini bağladı. İçine de paralarımı koydu. Aa. Bak dedi sakın dedi otobüste inme. Kars 24 saat 25 saat otobüste. Doğru. Dedi ki Kars'a gittiğin zaman dedi paranı çıkarır annene verirsin dedi. Allah razı olsun. O sermayeyi bana verdi. O Sabri Usta benim şirketimden emekli oldu. Aa. Onun oğlu şimdi bende çalışıyor. Torun da benden burs alıyor. Vay be inanılmaz ya. Hayat bazen kimin kapısını nerede niçin çalacağı hiç belli olmaz. Ben bunları hayatım boyunca çok yaşadım. Şu an tüylerim diken diken oldu. Ve, bu hikaye çok önemli bir hikaye. O yediğim İskender'in tadını hayatım boyunca unutmam. Ne ben hayatımda bu kadar o İskender kadar bazısı vardı. Bazen İskender gelirdi birinci tabak yerdi bakardım çok karıştırmışlar. O biri geleceğini bildiğim için rahattım yemezdim derdim o biri geleceğini yoksa derdim. Tamam basit yemezdi. Ulan niye yemezsin dedim. Çok güzel. Şimdi bir ara verelim. Bu aradan sonra devam edelim. Ya, tamam. Çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ya şu anda bizi dinleyen, izleyen insanlar şunu söylüyorlar. Yani zenginleri hep farklı hayal ediyorduk. Nasıl böyle insanlar da mı varmış diye şu anda düşünüyorlar. Ya insanın gönlü zengin olsun. Evet. Daha da çok şey konuşacağız. Kısa bir aradan sonra. Number One Türk'te Number One Star programı devam ediyor. Tabii sadece sanatçıların, şarkıcıların, starların koltukları değil şu anda karşımdaki koltuk. İş dünyasından da starların koltuğu oldu ve bugün de Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı karşımda. Hemen isterseniz şu çocuğunuzla ilgili hikayeyi de dinledikten sonra işlerle ilgili kısma geçelim. Siz 7 yaşında, ayakkabı boyadınız değil, çocuğunuza da 7 yaşında ayakkabı boyacılığı yaptırmışsınız, hayat öğrensin diye. Doğru mu bu? Yarı doğru. Şimdi tabii şimdiki çocuklar çok şanslı demeyeceğim. Çünkü şanssızlar. Çünkü ekonomik durumları iyi. Ve doyum noktasında 20 yaşında her şeyden tatmin oluyor. 20 yaşından sonra yapılacak bir şey kalmıyor. Ve görüyorum ki hep yanlış yollara sapıyorlar. Evet. Dedik ya biz hep bu da beni korkutan şeydi. O yüzden de annesiyle bir anlaşma yaptık. Dedim ki çocuğun eğitim işleri senin ama diğer işleri benim. Böyle bir şey yaptık. Ve oğlumu ben 5 yaşında itibaren tatil olduğu günler Maslak'ta Park Plaza'nın önünde simit tezgahını açtım ona. O orada simitini her sabah izinli olduğu günler gelip satar. Sabah 7'de benimle gelir. Evet. Saat 9'a kadar simitini satar. Bütün plaza tanır Deniz'i. Aa. Ve Deniz oradan elde ettiği geliri kumbarasına atar. Kumbarasını attıktan sonra hafta sonu olduğu zaman bazen görüyoruz bizim çevremizdeki insanlar işte şeye gidiyor. Monaco'ya gidiyorlar tatile. Ne bileyim hafta sonunda işte kayağa gidiyorlar Alplere. Biz pek o şeyden daha çok alıyorum eşimi çocukları. Deniz'i de alıyorum. Herkes biriktirdiği parayı da yanına alıyor. Biz buradan uçağa biniyoruz. Antep'e iniyoruz. Antep'ten aracı kiralıyoruz. Hiç öyle kimmişiz, holding sahibiyiz, hiç bunlara gerek yok. Evet. O da mütevazi bir araba kiralıyoruz. Giriyoruz. Ben toptancıya giriyorum. Oradaki çadır kentlere gideceğiz örnek veriyorum. Ben gidiyorum iki kamyon, onlara ne diyorum, çocuk bezi, un, onları organize ediyorum. Deniz senin ne kadar paran var? Çıkarıyor baba ben bu hafta 1.000 lira kazandım. 600 lirasını harcayabilirim diyor. BİM'e giriyor 600 lira çikolata alıyor. Giriyoruz çadır kente. O kazandığı parayla o mülteci, misafir olan çocuklara o da kendi kazandığı bütçesinden harcayınca çocuk bir, paylaşmayı öğreniyor. En önemli şey. Evet. İki, para kazanmanın ve o kazandığı paranın nasıl kullanacağını öğreniyor. Evet. Üç, şımarık olmamayı öğreniyor. Ve değerini biliyor. Bunu bildiği sürece emin olun bunu o çocuğa 16-17 yaşında yaptıramazsınız. O çocuğa bunu bu küçük yaşta yaptırırsanız çünkü hafıza küçük yaşta tertemiz. Doğru. Küçüklükte yaşamış olduğu şeyi hiçbir zaman unutmaz. Biz bakın bazen deriz ki ya ben de küçükken limonata satmıştım. Herkes küçükken limonata sattığını unutmuyor ama 20 yaşında, 16 yaşında ne yaptığını unutuyor. Doğru. Böyle bir şey. O yüzden küçükken hafızasında hep çalışmak ve para materyale hayatın ikinci sırada olduğunu bilmesi gerekiyor. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Evet. Elimden geldiğince de bunu yapıyorum. İlk başta şeydi bazen çocuğunu aileleri falan yadırgamıştı ama ondan sonra Deniz'in asistanları olmaya başladı okuldan. Baktım ki Deniz'in yanında bir tane sarışın güzel bir kız var. Deniz bu kim? Bu da sınıf arkadaşım baba. O da paralarımı toplayacak dedi. Gerçi gofretin yarısını uyuyormuş ama olsun. böyle. Birinin bunları cesaretlendirmesi lazım. Doğru. Birinin sabahleyin çıkarken evinden yüzünden maskeyi indirmesi lazım. Ana problem bu. İnsanlar herkes maskeyle dolaşıyor. Doğru. Herkes çıkıyor sabahleyin evinden. Kadın erkek fark etmiyor. Bu üst kategori için söylüyorum bunu normal. Evet. Anadolu insan için söylemiyorum. Üst kategori maskeyi takıyor. Bankada borçlar birikmiş. Adamın bilmem ne kadar borcu var. İşçinin maaşını ödemez ama biner arabasına hanımı da takar.
Çıngır 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 giderler bunlar gene peppermana. İşte oraya buraya anladın mı? Evet. Masayı yuvarlak masada otururlar. Evet. Kaderler tokuşturulur. Balon balon. Evet. Ben bir gün bu Kuruçeşme'de Roy Soy satıcısı bir gün onu beni çok iyi tanır böyle. Çok eskiden bir dostum Artu abi. Evet. Onunla konuşurken bana der ki bana Artu abi bunlar kim de? Bunlar ajdar ajdar der. Ben as demezdim ajdar derdim. Sosyete ajdar bunlar der. Memlekette onlardan çok. Evet. Şimdi bu Borojet hikayesi çok enteresan bir hikaye. Çok, bunun aslını gerçeğini sizden duymak istiyoruz. Yok iflas etti denildi işte ondan sonra alındı içi boş çıktı denildi vesaire. Bunun aslı astarı nedir ve şu anda neden faaliyet göstermiyor? Şimdi anlatayım size çok kısa bir şekilde. Bir kere Borojet iflas etmedi. Niye? Biz zaten distress asset management yapıyoruz. Biz bir şirket aldığımız zaman bu şirket zaten Türkiye'nin en değerli ve en kıymetli şirketlerini varlıklarını alırken borç asset ilişkisine dikkat ederek yapıyoruz. Siz bir fon yönetimi olarak mı aldınız? Tabii. Biz bir yapıyız. Dışarıdaki bir yatırımcıya. Yatırımcıydı onlar? Bu Amerikalı bir yatırımcı ama tamamıyla bir Sebek Holding olarak alımı gerçekleştik. Burada Amerikalı yatırımcı yok. Direkt Sebek Holding aldı %100. Siz kendi öz sermayenizi. Direkt evet, öz sermayemizi aldık. Evet. Burada ana problem bu oldu. Burada karşı taraf bize mizan ve bilançodaki rakamlar biz aldıktan sonra bu şirketin içine girdik. Çünkü resmi olarak bilanço ve mizan bunlar resmi evraklar. Biz bu karşı taraf zaten bunun dışında bir şey çıkarsa sorumluluğunu alacağını söylemişti. Evet. O rakam 100 milyon dolara yaklaştı. Yani adamlar gider atması gereken her şeyi gelire atıp teknik olarak 2015-2016 yılında iflas etmiş bir şirketi ellerindeki lisans gitmesin diye böyle bir sahtecilik yapmışlardı. Evet. Bunları denetim şirketleri denetlediler. Çıkardılar ortaya. Tespit ettiler. Bunların dava hazırlığını yaptık. Davalarını açıyoruz. Evet. Ama bu uçakları durdurma nedenimiz bize aktif olarak sözleşmede 10 tane uçak var denilen uçakların 6 tanesi parça eksikliğinden bakın arızalı demiyorum. Parçalarını sökmüşler. Evet. Diğer uçaklara takmışlar 2 sene boyunca ve uçakların 6 tanesi kullanılamaz halde. Fakat o 10 tane uçağın 6 tanesi kullanılamaz olduğu halde bile 10 tane uçağın biletini satıyormuş bir şekilde bilet satmışlar. İnanılmaz. Yani düşün adam bilet almış ama olmayan bir uçağın bileti satılmış. Nasıl olur böyle bir şey? O yapmış. O nakit akışını devam ettirebilmek devam için bu bir sarmala dönüşmüş. Biz bu şirketi aldık. Döndük dedik ki biz hemen uçakları ayağa kaldıralım. Milleti uçuralım. Evet. Gittik uçak firmasıyla bunu teknik olarak dediler ki bu uçakları kaldırma süresi 1 yıl. 1 yıl bu uçaklar kalkmaz. Niye? Bu uçaklar 3 yıl tadilat yapılacak. Daha sonra yurt dışına ağır bakım uçuşlarına gidecek. Sonuçta bu hava yani güvenlikle ilgili bir şey. Evet. Dedik ne yapalım? Biz hemen tuttuk. İlk aldığımızdan 1 ay sonra fiyatları en yukarıya taşıdık. Sonra en yukarıya taşınca dedikodu çıkardılar. Dediler ki ya bunlar demek ki şirketi kapatacaklar ki yukarı taşıyorlar. Ya biz taşımamızın nedeni kardeşim bizim insanların parasına ihtiyacımız yok. Evet. Benim bilet parasına ihtiyacım yok. Ben niye insanları mağdur edeyim ki? Adam bugün 100 liraya benden bilet alacağını başka bir havayolu şirketiyle alır. Evet. Günü geldiğinde uçar. Ama ben şimdi 100 eurosunu alayım, kullanayım. Adamın 6 ay sonra uçuşuna bir hafta kala abi senin paranı iade ettik. Seni uçuramıyoruz. Yazık günah değil mi buna? Doğru. Biz bunun önüne geçmek için radikal bir karar aldık. Gittik Türk Hava Yolları'nın kapısını çaldık. Dedik ki bizim 30 bin tane yolcumuz var. Bunları siz taşıyın. Benim 99 liraya sattığım TL'ye sat, ben değil daha doğrusu. Daha öncekilerinin 99 TL'ye satılmış bileti, parasını ben 250 lira diye ödedim. Onların daha önce 99 euroya Almanya biletleri satmışlar, parasını almış yemişler. Ve onu normalde avans diye gözükmese gereken para gelir diye kaydedilmiş. Ya sen uçurmamışsın ki adam niye gelir diye kaydediyorsun? Evet. Yani böyle bir şeydi, bir dolandırıcılık daha doğrusu bu. Evet. Döndük, insanlara elimizden geldiğince minimum mağdur edebilecek şekilde. Mağdur etmemek üzerine Türk Hava Yolları'na dedik yurt dışında uçurun. Yani düşünün biz adam uçuracağız, Kıbrıs'a. Adana'dan bilet satmış. Ben Adana'dan Kıbrıs'a direkt uçuşumu kestiğim için İstanbul'a getiriyorum adamı. İstanbul'dan tekrar alıyorum müşteriyi, Kıbrıs'a uçuruyorum. Düşünün 90 liraya sattığım bileti ben 300 lira ödüyorum. Evet. Hangi havayolu şirketi böyle bir şeye kalkışırdı? Doğru, doğru. Ve biz bunların parasını peşin ödedik tabii canım. Mağdur olmasın diye. Mağdur olmasın diye bunları ödedik. Diye bir de bilet niye satmayı kestik? Peki bu daha başında en başında ekspertiz firmaları ve sizin danışman firmalarınız bunları görmediler mi? Biliyorsunuz siz de herhalde bir danışman firması tutmuşsunuzdur. Şimdi biz onlar araştırıyor, mali yapısına bakıyor, borcu alacağı var mı vesaire. Evet. Biz bu şirketi 29 Aralık'ta aldık. Bu şirket 31'inde kalır, birinde olmuş olsaydı şirket son maaşlarını falan ödeyemediği için iflasını isteyeceklerdi dışarıdaki borçlular. Hmm. 29'unu alırken biz bir şartla aldık. Dedik ki biz bu bilançonun dışında ne çıkarsa sorumlusuza ait. Hmm. Bunu kabul ederek bize sattılar. Evet. Fakat şimdi ne kadardı satış? Şimdi o rakam hani mali bir rakam. Şimdi ortada yoklar bunlar. Muhatap ortada yok.
Yani ya, onun dışında bakın bu şirketin içerisinde çok daha farklı şeyler çıkardık. Hepsini savcılığa bildirdik ki yarın sorumlu bizim üzerimize gelmesin diye. Hmm. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü o bir çalışma başlatıyor şu anda, mülfet işleri denetim yapıyor. Yani. Sivil Havacılık da bu konuda çok hassas. Ulaştırma Bakanlığı bunun farkında değil miymiş? Şimdi bakın bunlar, Ulaştırma Bakanlığı bunun farkında olamaz ki. Niye? Oradaki dolandırıcılık, evrakta sahtecilik ve nitelikli bir dolandırıcılık suçu. Bunu yaparsınız siz. Bir işte benim gelirim budur, giderim budur dersiniz. Gideri atmanız gereken her şeyi aksite tutarsınız. Aslında patlamış bir şirketi siz varmış gibi gösterirsiniz. Sahte bilançolarla. Sahte bilançolarla. Tabii makyajlı bilançolarla. Evet, bu da evet. Hukuk yani. Naylon fatura falan var mıydı? Ondan hiçbir yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Hmm. Sadece daha önce birkaç vergisel alanında problem yaşamışlar. Biz onlar yarın yine karşımıza çıkabilir diye onlar hakkında bir suç duyurusunda bulunuyoruz. Gelin bunları yeniden inceleyin diye. Çünkü biz de bazı şeyler rastladık. Bunun kanun önünde şeyini verecekler. Biz oradaki bir tane bütün işçilerin son bir TL'sine kadar kıdem, ihbar, bütün tazminatlarını ödüyoruz. Evet. Sizce iflas eden bir şirketin kıdem, ihbar, bunların hiçbirini ödenir mi? Ödenmez tabii ya. Bir tane bilet parası mı ödenir? Üç katını ödeyerek millete parasını öderdik. Evet, ben 6 milyon lira ödeyeceğim biri 18 milyon TL ödüyorum. Yani. Evet. 6 milyon lira millete dağıtalım. Ama ben onun yerine 18 milyon ödeyim ki millet, insanlar gitsin, tatil yapsın. Gurbetçi adam Adana'ya gidecek. Adamdan bilet almış. Ben 3 katını ödüyorum ki dönsün memleketine peki, gitsin. Peki nasıl çıkacaksınız bu işin içinde? Biz distress asset management yapıyoruz. Daha doğrusu bunu İngilizler böyle söylüyordu. Ben bir gün dedim ki biz batık şirketleri alıp yapılandıyoruz. Dedi ki lütfen ölemeyin. Prestij anlamında batık matık bunlar iyi kelimeler değil. Distress asset management yapıyoruz. Biz müşteri alışıyoruz. Bunun da üstesinden geliriz çok şükür. İnşallah. Sıkıntı yok. Yani bildiğimiz işler bunlar. Planını bilanını yaptınız. Tabii sıkıntı yok. Yani şimdi mesela diyen, merak eden insanlar, şimdi Borajet ne olacak diyenler, önümüzdeki günlerde daha da aktif bir şekilde bütün bu problemler hallolduktan sonra faaliyete geçecek yani. Şimdi Borajet olarak bizim EİK uçaklarımız var. Embraer EİK'lerimiz. Evet. Onların siparişlerini verdik zaten. Avanstan ödemiştik. O uçaklarımız yeni teknoloji uçaklar ve onların gelmesini bekleyeceğiz. Şubat, 2 Şubat'ta bize teslim edilecek uçaklar. Biz 2 Şubat'a kadar, 2018'de. Burada bir şey kalmadı, önümüzde 7 ay kaldı. Biz bu 7 ay boyunca bir kaliteli bir personel yapısı, havacılık çok dedikodu, aman Allah'ım biz böyle bir sektör görmedik yani. Ben oralı böyle bir sektör görmedim yani. O kadar stres aldım, bu beni strese soktu. Çok janti duruyor ama dışarıda. Ya hep dışarıda hava gazı ya, başka bir şey değil yani. Ben gördüm bu tırt pırt yani. Anladın? Kaptanlar, maptanlar, i̇şte, hostesler. Balon, hostlar, balon, hostlar. Balon, ben onu gördüm yani. İşte başka bir şey yani. Şimdi vay burada be. Burada öyle bir durum ki biz yeni uçaklarımız gelene kadar altyapısını yapıyoruz. Bütün zemini hazırlayacağız. Allah nasip ederse. Yeni havalimanı ile beraber biz böyle şey diyorum, angarya uçuşlar yapmayacağız. Yani millet görsün ki Borajet her yere uçuyor. Biz her yere uçmuyorum kardeş. Parayı başkası kazansın. Evet. Ben pahalı olan yerlere parası olan insanları uçurmak istiyorum. Yani ben 90 TL'ye müşteriyi taşıyacağım. Müşterinin havası, pilotun gazı, hostesin bilmem nesi. Niye bunlarla uğraşayım? Belki de o yolculardan biri de sizdiniz baba, yıllarca. Algılamadınız galiba. Ben yıllarca bak ana faktör bu. Evet. Ben hala bile bu halimde bile bir uçağa binerken, bir yere giderken, oturuyorum bir yerde yemek isterken garson geliyor. Garsonum bakıyorum ki hani ya bu işte Baran Bey geldi hemen. Yok, ben diyorum ki arkadaşım benim acelem yoksa diyorum, acelem yok diyorum. Rahat ol, rahat rahat getirebilirsin. Niye adam panik yaptırayım? Adam geliyor sanki Borajet'in sahibi. Adamın koltuğu 3 numara, yok ben 1 numarada oturacağım. Ben bunları birebir karşılaştım ya. Bakın size bir olay anlatayım. Sabiha Gökçen'den Ankara'ya uçacağım Borajet'le. Evet. Gittim biletimi aldım. 7 uçağa. Ulan dedim bizim şansımız, inşallah rotor motor yapmaz dedim. 9'da da toplantım var. 7 uçağa tak ekran yandı. 1 saat 20 dakika rotar. Eyvah. Dedim aman Allah'ım. Sonra baktım ki şeyde de biraz böyle tartışma var. Ben de tartışmanın içine gittim. Dedim ya üstad 7 uçağa niye kalkmadı? Dedi ki Ankara'da sis var. Ondan dolayı kalkmadı. Yan tarafındaki kadın diyor ki ya sis var da kardeşim Pegasus niye kalktı diyor. Aa. Bakıyorum gerçekten Pegasus kalktı. Çok güzel. Diyor ki Türk Hava Yolları niye kalktı diyor. Bakıyorum o da kalktı. Ya dedim ki arkadaşım niye kalkmıyor? Beyefendi sis var diyor. Ya ben dedim ben Borajet'in sahibiyim dedim. Yani öyle deyince adam emin misin sahibisiniz? Evet dedim sahibiyim dedim. Birini çağırdı. O zaman yeni almıştım şirketi. Evet. Oraya bakan müdür geldi. Dedi ki ya Baran Bey dedi sis var. Dedim ki ya genel müdürünü aradım. Bak dedim kardeşim sis mis değil başka bir şeyse. Hani söyleyin bunu da boşu boşuna millete demeyelim sis mis. Evet. Başkasına bilet alalım gitsin yani insanlar şey. Evet. Yok Baran Bey gerçekten sis var. Millet de ben sahibiyim dedikten sonra millet bana bağırmaya başladı. Sahibisin uçağı uçuramıyorsun falan filan. Dedim ki kaptana uçağı yolcuları al dedim. Niye sis de olsa kalkalım. Evet. Biz kalktık Ankara'nın üstüne gittik. Ankara'da sis var. Pegasus bu arada geri dönmüş. İnememiş. Ben aldım megafonu elime. Ne oldu dedim. Sis var diyordu. İnanmıyoruz. Bak geldik Ankara'nın üstündeyiz. Harbiden. Yarım saat. İnanır. Yarım saat Mallıhan'ın üzerinde. Yarım saat bilmem Gölbaşı'nın üzerinde. Uçakla havada. Dedim 2 tonla mazot yaktık.
Geri dön dedim. Geri Sabiha'ya döndük bir buçuk saat sonra. Vay be. Ben anladım ki abi. Tek tek bu... onlardan tahsilat yapsaydım. Ya diyecektim ne dese girişteyken bir dakika diyecektim. Bir buçuk ton mazotun parası. Parası. Ve tekrar inince tam İstanbul'a yaklaşıyoruz dediler ki evet. Hava açılmış geri dönün. Evet. Vallahi dedim beni götürün bırakın ben bu yolcuyla beraber siz gibi beraber Ankara'ya geri gidin. Evet. Neyi gördün? Evet. Havacılık sektörü evet prestijli bir iş dışarıdan görüktüğü. Ama der ya içi dışı seni yakar, içi beni yakar. İçi beni bayağı yaktı. O yüzden hani sınırı bilmek her zaman en iyisi. Dur. Şimdi bir ara verelim. Number One Star programı devam ediyor. Bir star karşımızda. Yok yok star yok abi. Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Sezgin mi diyorlar, Baran mı diyorlar size Sezgin Bey ya da Baran vallahi, Bey? Sezgin diyorlar bütün köyümdeki arkadaşlarım, evet. Kardeşlerim. Baran hani biraz böyle, daha sosyetik bir isim. Baran gibi. Daha böyle şey yani. Entelektüel bir isim. Entelektüel. Gözlüklerim olsaydı. Number One Türk'te Number One Star programı devam ediyor. Sezgin Baran Korkmaz, SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı ile beraber keyifli sohbetimizi devam ettiriyoruz. Peki diğer sektörlerde durum nasıl? Sizin holdingdeki diğer sektörler, isterseniz onlardan da bir bahsedin. Mesela geçenlerde yine bir ilaç firmasını satın almışsınız. Evet. Bu da bir fon yönetimi mi yoksa şey mi? O direkt fon yönetimi. Evet. Onda çok fazla müdahilimiz yok. Batık bir şirketti. İki sene önce aldık. İki sene önce alırken bir bankalardan bilgi aldık bu şirket batıyor diye. Şirketi ziyarete gittim. Ziyarete gittikten 10 dakika sonra almaya karar verdim. Döndüm bankaya dedim ki ben burayı almak istiyorum dedim. Pazarını falan filan yaptık. Ya dediler hiç audit modit yapmadın. Dedim abi gerek yok. Ben audite gidip 10 dakika gezerek yaptım zaten. Benim hani 10 dakika dokunuşum yeterdi ona. Evet. Aldık çok şükür. Bu yıl 50 milyon EBITDA yaptık. Eksi 10 milyon zarar aldığımız şirket 50 milyon EBITDA ileydi. Şu anda da şirket satış aşamasına getirdik. Evet. 700 kişi çalışıyor. İyi bir değer elde ettik. Süper. Çok şükür çalışanlarımızın hepsi bizi seviyor. Biz onların hepsini seviyoruz. Çok müthiş bir ekibim var. Müthiş bir kadrom var. Onlardan dinleyen varsa onları çok sevdiğimi söylüyorum. Evet. Hani bilsinler. Bu oradaki avantajımız, Borajet'e göre dezavantajımız, orada yabancı bir şirketti, bir gruptu. Fakat 5 TL bile oynamadı bilançolarındaki rakamlar. Hepsi birebir gerçekti. Çok enteresan. Borajet bir felaket yani. Evet. Şimdi enerji konusunda neler yapıyorsunuz? Biz enerji, demir çelik, madencilik ve inşaat sektörlerine girmedik. Ben sanki enerji sektöründe yok. De bir şey yapıyorsunuz diye fakat biliyorum. Fakat enerji sektöründe şimdi iki tane HES aldık. Hidroelektrik. Biz daha çok batacak. Yani enerjiyi sen kuracaksın. Planın tutmayacak. İşi batıracaksın. Biz öyle alacağız. Bizim işimiz o. Müthiş. Yani yatırımı başkası yapsın. Evet. Yani gitsin tekstilci enerjici olmaya karar versin. Tekstil mantığıyla gitsin bir enerji santrali yapsın. 50 milyonluk santrali 70 milyona mal etsin. 30 evet. milyon da boşlansın. Sonra batsın. Biz o değeri alıp kül olmaktansa biz alıp değeri kurtarmak. Bizim işimiz o. Şu anda da piyasada öyle çok şirket var. Görüyorum evet. yani. Çoğu evet. şirket şu anda eller havaya demek üzere. Evet. İnşallah raporta demezler. Bekliyorsunuz. İnşallah demezler. Raporta beklemiyoruz evet. ama hedefte bekliyoruz. Öyle diyelim. İnşallah iyi olur. Herkes çünkü niye? Eskiden biz müşteri arıyorduk. Şimdi müşteri maşallah bol. Hani o yüzden müşteri sizi arıyor. Bir gelin tabii öyle bir şey. Bir de en iyi tarafımız çok hızlıyız. Nakit akışı çok iyi olan bir şirketiz. Fonlamakta problemimiz yok. Mormonlarımız var bizim. Bir şey fon kaynağımız Mormonlar. Bu Mormonlara enteresan. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Yani bu teknolojiden uzak yaşıyorlar. Yok benimkiler onlardan değil. Onlar abişler. Değiller evet, mi onlardan? Bunlar Mormon ama bunlar bir para onların hayatlarında ikinci sıra. Öyle olması gerekiyor. Onlar da bir tarikat sonuçta. Tabii tarikat bir şey. Onlar mesela alkol almazlar. Evet. Kafein kullanmazlar. Zina haram falan. Bu böyle şeyler çok günahtır onlarda. Evet, evet. Yani kelime-i şehadet geçseler Müslüman olurlar yani. Öyle görüyorum. O derece yani. Tabii. Peki parayı nereden bulmuşlar? Abi çalışıyor. Mesela benim patronum 40 yaşında 4 karısı 38 tane çocuğu var. 4 eşi çok özür diliyorum pardon. İnanılmaz. 4 eşi ve 38 tane çocuğu var. Düşünsenize bütün herkes bir kasaya çalışıyor ve o kasa sürekli birikiyor. Hmm. Biriken para nereye gidecek? Yatırıma. Yatırıma gidecek. Ondan düşünün ta Amerika'daki Utah'taki yatırım Kars Digor Bacalı köyündeki okula bile dönüştürüyor. İnanılmaz ya. Peki siz nereden buldunuz onları? Bunlar Amerika'da nerede? Şimdi adam doğal ortamda yaşıyorsa nerede yaşıyor onlar? Bunlar yok. Bunlar Kaliforniya'da ve Utah'da bunlar çok büyük teknoloji şirketleri var, enerji şirketleri var. Bunlar modern hayatta var. Bunlar tamam, onların anladım. Babalar yani. Parası olanlar. Parası olanlar. Tabii bunlar anladım. Zengin olanlar. Siz nereden buldunuz bunları? Dedim ya sana şans yoksa, ne zaman şans gelip kapını yoksa çaldı. Siz de mi üye oldunuz? Vallahi Mormonlara üye olmak için evet. bir şey lazım. Mormon'a üye olmak için diyor ki İkinci evli yapmanız lazım Mormon biriyle. Evet. Fakat onun onayını birinci eşiniz vermesi lazım. Benim eşime boş verin ikinci onayı vermeyi. Kırmızı ışıkta birine selam versem beni keser yani o yüzden. O nereli? Şey söz konusu değil. Hanımefendi nereli?
İstanbullu. Şimdi dedim yoksa aynı memleketten. Yok yok, İstanbullu. Peki memnun mu Mormonlar? Yani bu sizin yatırımlarınız vesaire. Çok memnunlar. En güzel para kazanıyorlar. Girmek istiyorlar mı başka tabii sektörlere? Tabii canım. Ya Türkiye bakın, Türkiye fırsatlar ülkesi. Doğru. Bunu insanlar farkında değil galiba. Ben 2001 yılında Amerika'ya gitmeye karar vermiştim. Çünkü fırsatlar ülkesi Amerika'ydı. Benim parayı Amerika'da bulmam lazımdı. Evet. O zaman Beyoğlu'ndaydı konsolosluk. Gidip konsolosluğa gittim. Tabii bu işleri çok bilmiyorum. Gittim pasaportumla, dedim ki ben Amerika'ya gideceğim. Oradaki hanımefendi dedi ki niçin gideceksiniz Amerika'ya? Dedim ki Amerika fırsatlar ülkesi, o yüzden gideceğim. Aldı direktmen reddi bastı. Niye? Dedik ben de zannediyorum ki basınca gene gidip geri alabiliyorsun yani. Deme bir daha depor. Ömür boyu depor. Dedi ki fırsatlar ülkesi senin İstanbul dedi. Önce burada değerlendir şansın dedi. Ve Allah razı olsun ki ondan o gün bana deport vermiş. O kadını bulup işe alsaydınız. Yoksa New York'ta şimdi taksici olurdum yani. Bir dakika. Çok şükür. Sezgin Bey, ekonomisinde. O kadını bulup bir hemen ona iş verseydiniz. Bulsaydınız. Vallahi keşke. Artık onun yaşıyla, o zaman yaşlıydı. Muhtemelen onu şimdi New Jersey'de tatilini yaşıyordur yani. Peki şimdi bu akrabalar filan, Karslılar biliyorsunuz çok meşhurdur. Bütün Kars akrabadır işine geldiğinde. Evet. İşine geldiğinde de tanımazlar. Yani böyle bir espri vardır daha doğrusu. Yanlış anlaşılmasın da. Çok ben Kars'ı tanırım. Etrafımda çok sevdiğim insanlar var. Çok başarılı hepsi. Bir de sizin memleketin havasından, suyundan mıdır nedir yani? Sayın Ulaştırma Bakanımız Ahmet Arslan Bey'le de konuşmuştuk. Yani çok başarılı insanlar ve her şeyde de başarılı oluyorlar. Evet. Acaba bunun şeyi nedir? Valla yani, bu suyundan havasından değil, bunu söyleyeyim. Bunun altı şeyi ne biliyor musun? Başka şansımız olmadığı için. Mecbur olduğunuz biz, için. Bizim bir kere zıplama şansımız var. Ve zıpladığımız zaman tutmadığımız zaman, yere geldiğimiz zaman ikinci zıplama şansımız yok. Evet. O yüzden de hani gerçekten bir Karslı olmaktan çok gurur duyuyorum. Evet. Ve Kars'a her fırsatta memleketime gidip o ayakkabı boyadığım sokaklarda benim tabii hepsi liseden arkadaşım. Birisi orada bana, birisi zabıtada, komiser, hepsini görüyorum ya. Hepsi benim canım. Evet. Hep şey diyorum yani, günün birinde bir gün gerçekten Kars'ta mesela şimdi Afgan mülteciler için konut yaptırıyorum. Hmm. İnşaatına başladım bu hafta. Sonra 200 kişilik bir kız öğrenci yurduna başlıyorum. Evet, gene Kars'ta. Süper. Bu yıl 4 tane okul yapıyorum Kars'ta. Normalde 2 tane yaptırmıştınız zaten. Yok, 4 tane yaptırmıştım. Şimdi 4 tane daha yaptırıyorum. 2 okul, 2 anaokul vardı galiba değil mi? Bir öğrenci yurdu vardı. 2 tane ortaokul vardı. 2 tane anaokulum var. Çok güzel. Şimdi daha böyle büyük projelerim var. Ne yapıyorum mesela şimdi? Şimdi Kars, Ardahan, Iğdır'da 100 tane okula basketbol sahası yapıyorum. Basketbol potaları dikiyorum. Neden tenis değil basketbol? Tenis değil. Ya toprağı buldun, sen de tenis diyorsun. Memlekette diyorum sen. Dalga mı geçiyorsun bundan? Basket. Tenis topu adam. Nerede tenis? Yok ya, belki basket. Onunla ilgili bir anınız vardı. Ya. Hani çocukluğumda hep basketbol oynamak isterdim. Oynayamazdım falan. Ya basketbol tabii, insanlar orada çocukların boyları hem kısa boylu, evet, hem evet, toz toprak. Ben onlara beton zeminde güzel bir basketbol. Sağ olsun evet. Aziz Yıldırım'la görüştüm. Başkanımla. Allah razı olsun, o bazen böyle destekler veriyor. Evet. Gittim dedim başkanım böyle böyle bir projem var. Dedi ki bana dedi projeni yap dedi. Basketçiler alıp ben de Kars'a geleceğim dedi. Senle beraber dedi böyle bir şey yapacağım dedi. Çok güzel. Müthiş. Başkanım Fenerbahçeli. Onunla gurur duyuyorum ama ben Galatasaraylıyım. Söyleyeyim bunu, evet, yapacak bir şey yok. Ne olacak peki bu Galatasaray'ın durumu? Vallahi onu biz bile artık düşünemiyoruz. Şimdi geçen hafta Galatasaray candır ama. Şimdi Galatasaray uzun bir süreden sonra 5-0'lık galibiyet alınca Galatasaraylılar İstemeden de olsa heyecanlandılar. Şampiyon mu oluyoruz acaba? O da olur, o da olur. Biz ya, biliyorsun rütbeler bizde. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben geçerken, şimdi Galatasaray Stadı'nın önünden geçerken, bu stat spor bakanlığının malıdır yazıyor. Mesela bu da enteresan değil mi? Allah büyük. Biliyorsunuz biz de stres asset management yapıyoruz. Parayı bulalım. Bir gün oranın kapısını da çalarız yani. Peki, yani Galatasaray'a başkanlık gibi bir düşünceniz var mı? Yok ama oraya başkan olarak layık göreceğim çok böyle değerli abilerim var. Hatta geçen gün bu abilerimden bir tanesini gördüm. Haluk Ulusoy'u. Evet. Abi dedim, senin gibi birinin o kulübe başkan olması lazım. Dedim biraz böyle şey yaptım. Haluk abi de baktım ki oralı olmadı. Pazarı. Ben de bıraktım. Evet, bir adaylardan birisi vardı, Doktor Ahmet Özdoğan. O da çok istekliydi ama o yeterli oy alamamıştı geçen şeyde, dönemde. Evet. Aslında tam bizdik. Aslında tam sizdik. Çünkü şu anda sizin ihtisas konunuz. Benim master alanım. Doktoramı, masteramı hepsini burada yaptırdım. Artık. Ama orada görebiliriz mesela sizin bu başarınızı. Gerçekten başarılı olacak mısınız? O da enteresan bir. Orası da aslında endüstri. Müthiş tabii, bir endüstri. Tabii. Ya dedik ya, inşallah hedeflerimizin içerisinde ileride başka şeyler var. Allah nasip etsin o günleri görmeyi. Ama 2018'i stabil bir halde geçirebilirsek. Evet. Türkiye'de şu anda mesela bizim yatırım bekleyen, çok sektöre yatırım beklemek için Cumhurbaşkanımızın 15-16
21 tarihlerinde Amerika'daki ziyaretini bekliyoruz ki evet. bizim patronlar da orada olacak ki. Aa, çok güzel. Hani patron reisle görüşsün de. Evet. Yani bazen biz şey diyoruz işte Sayın Cumhurbaşkanım bir bunlara merhaba de para gelsin bize. Orada bu sefer merhabanın ötesinde bir şey yaptırmam lazım ki evet. daha çok para gelsin. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız hiç orada şey yapmıyor yani. Patronlarımızla falan görüşüyor. Hiç kırmadı bizi. Ne zaman gitsek yani bu çok bakın eskiden başbakanlar, cumhurbaşkanları falan kimseyle görüşüp muhatap almazlardı. Doğru. Yani ben bazen bana diyorlar ki ya nereden tanıyorsun? Vallahi bir yerden tanımıyorum diyorum abi. Nerede bulsam gidip yapışıyorum diyorum ki böyle bir derdim var. Hiç evet. daha bugüne kadar geri çevirmedi insanlar. Birebir yaşadım. Patronlarımın yanlarına her getirip koyduktan sonra ülkeye 100-150 milyon dolar para getirdim. Süper. Bu bir Arap fonu falan değil ha. Amerikan, Bank of American fonu yani. Aa. Tertemiz. Müthiş. Bir de şey var, Cumhurbaşkanı iş adamlarıyla beraber gidiyor bir ülkeye, çıkarma tabii. yapıyor ve buna aracılık müthiş. Ediyor. Tabii. Siz de hiç gittiniz mi böyle bir geziye? Gittim bir geziye. Bizim Amerikalı patronlarla bir yemekte buluştular. Evet. Yemekteyken 5 dakika dedim ki efendim patronlarımı size birebir görüştürmem lazım. Çünkü yemekte toplu her şeyi konuşamıyorlar. Tabii getirin dediler. Tam 1 saat 25 dakika benimle beraber patronlarımla konuştu. Tam bakın 1 saat 25 dakika. O 1 saat 25 dakika ne kazandırdı biliyor musunuz? Türkiye'de 1000 tane artı personel aldım işe. Çok güzel. Getirdiği fonla 1000 tane artı personel aldım. İnanıyorlar Cumhurbaşkanı'yla konuşunca. Evet çünkü orada güveni görüyor yani. Doğru. Orada birebir konuştuğu zaman Cumhurbaşkanı biraz şey tez canlı biliyorsunuz. Bazen sert çıkabiliyor ama özünde hani biz onun yufka yüreğini biliyoruz. Yani. Evet. Peki yani bu çok politik oldu ama. Siz süreci görüyorsunuz. Bundan sonra yani bu referandumdan da evet çıktı. Bundan sonra daha da büyük ivmeler kazanacak mı Türkiye? Nasıl görüyorsunuz bu siyasi tabloyu? Ya tabii bir kere belirsizlik bir nebze de olsa ortadan kalktı. Evet. Şimdi ekonominin düzelip ülkenin bazı yol ayrımlarına geldiğini görüyoruz. O yol ayrımında karar verecek. Yolda devam edecek yani. Evet. Enflasyonun birazcık düşmesiyle ilgili şimdi bir operasyon çalışmak lazım. O da olursa... Döviz düşüyor biraz. Döviz düşüyor ama enflasyon yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Öyle bir avantaj var. İşsizlik arttı. İşsizlik, ya bakın bunu bir kere söyleyeyim. Evet. Herkes işsizlik artıyor da. Ya işsizlik artmadı kardeşim. Desin ben herkesi işe alayım. Kalifeli işçi yok. Yarın size 50 tane CV bakın vereceğim. Ben tekrar söylüyorum. Bir dakika yarın bakın, size 50 tane CV vereceğim. 100 tane verin ya. Bakın tamam. 100 tane verin. Ben dün 15 kişiyi işe aldım böyle diye değil. Ama ana problem ne biliyor musunuz? Evet. Eskiden Bulgar macileri vardı. Evet. Ben ilk fabrikayı kurduğumda ilk 2004 yılında. Bulgaristan göçmenleri. Evet, kendilerine macir diyorlardı. Evet, Bulgaristan göçmenleri. Daha çok avcılarda vesaire. İnanın o kadar çalışkanlar ki. Çok çalışkanlar. Evet. Sabah 5'ten akşam 7'ye kadar. Şimdiki personel geliyor çalışmıyor. Yani benim personel için söylemiyorum. Fakat doğru. Şu anda insanlar rahata alışmış. Görüyorum bunu. Eskisi gibi değil ki. Ya böyle İş yerinde çalışıyorum gibi gözüküp tabii. bilgisayarda film tabii izleyenler film. Var. Hep ya neler gördüm. Dizi izleyenler var. Ya neler var neler. Ben bir şey söyleyeceğim de yani radyoya canlı olduğu için bir şey söylemek istemiyorum yani. Neler var. Ama evet. bakın bizim iş tesislerimizde, bizim iş evet. şirketlerimizde inanın mutsuzluk üzerine temel kuran hiç kimse iş almıyor. Aa, ben şirketlerime giriyorum. Herkesin yüzü gülüyor. Herkesin çocuğuna burs veriyoruz. Ramazan'da, kurbanda hani sendika yok ama sendikanın haklarına çok daha fazla hak veriyoruz. Aa, çok güzel. Maaşları asgari ücretlerin üstünde maaş veriyoruz. Ve benim için mavi yakalılar çok çok önemli ve çok özeller. Çünkü ben onların nasıl akşam evlerine giderken o maaşla ne hayal kurduklarını biliyorum. Ve ben herkesin maaşına birazcık katma değer sunarak hayallerine ortaklık etmek istiyorum. Onu yapıyorum. Süper. Ve çok büyük keyif alıyorum. Süper. O yüzden hani çok şükür kazanıyorum yani. Peki şimdi bizi dinleyen ortaokul çağındaki, lise çağındaki, üniversite çağındaki ve mezun olmuş öğrenci arkadaşlarımız, işsizlerle ilgili ve işte gelecek planları yapan gençlerimizle ilgili dinleyicilerimize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz fikirler, vermek istediğiniz, çünkü siz başarılı bir iş adamısınız. Sıfırdan gelmiş ve buralara tırmanmış ondan sonra. Müthiş bir hikayesi olan insansınız. Çok, çok önemli söyleyecekleriniz. Ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere öncelikle bunu söyleyeyim. Hani işsizlik var. Ekmek aslanın midesinde, boğazında, gırtlağında falan. Bir kere bu teyreden hikayeleri bir kenara bıraksınlar. Kendi insanoğlu kendisine bahane üretmek isterse bunun sınırı yok. Ama istedikleri de işte çalışmak bakın, istiyorlar. Oralarda bakın, da bir şey bulamıyorlar. Bakın, bunu kontenjan bulamıyorlar. Bakın, bunu bir de hemen bunu da söyleyeyim. Bir tanıdık olmadan, bir torpil olmadan, özellikle de bu bürokratik çevrede, bir siyasinin yakını tanıdığı olmadan işe giremediklerinden yakınıyorlar ki bunu biz geçtiğimiz dönemde referandum sürecinde sayın bakanları, milletvekillerini aldığımızda da, genel başkanları aldığımızda da bunu dile getirdik. Siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle tabii normal bir yerde maaşlı personel çalışmakla ilgili ona bir şey söyleyemem.
Yani o evet. onu alacak kişiyle onun arasındaki ya da onun referans olan kişiyle ilgili olmuş. Ama ben bunu söylemek istiyorum. Aslında her birey bir girişimci. Ya ayda 2000 lira maaşla niye gidip çalışacaksın kardeş? Girişimci olsana ya. Sermaye yok. Ya sermaye, girişimci olmak için bir sermaye gerek yok ki. Bir boya sandığı sermaye ya. Bakın bugün bir ayakkabı kaç paraya boyanıyor biliyor musunuz? Ben sabahleyin ayakkabılarımı çıkardım. Lemet'le Lostracı bir yere yolladım. Evet. Ayakkabının tarihi 35 liraya boyanıyormuş. Evet. Ya 35 lira 5 kutu boya parası dedim kardeş. Şimdi örnek veriyorum sana. Doğru. Ben nerede oturuyorum örnek veriyorum? Bir sitede. Sitenin oraya bir tane Doblo araba aldık. Bugün kendi kendime onu düşündüm. Olan bir tane transporter alsam. Evet. O güzel giydirsem o transporter'ı. Evet. Ayakkabılarınız kapınızdan alınır. evinize bırakılır 10 TL. Boya desem birinci kalite. Evet, evet, evet. Markalarla ilgili. Emin olun ertesi gün adama 100 tane ayakkabı gelir. Ve o sitenin o bölgenin tek ayakkabıcısı olur. Yok abi yani ne demek girişimciyle ilgili evet, olan bir şey bu. Yani ama herkes abi, sizin gibi girişimci bir ruha sahip değil. Abi o zaman ne yapacak biliyor musunuz? O zaman yakınmayacak yani. Evet. Cesaret, her şeyin başlangıcı cesaret. Umut etmek. Ümit edecek, devam edecek. Siz dediniz ya bir önce hani bir siyasetçinin onun bunun referansı falan filan lazım. Evet, evet. Ben Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nden bir ricada bulundum. Benim bir tane Bora Jet'in pilotlarını devretmiştik ama bir tane pilotum var. Çok iyi biri dedim. Bunu dedim referansı da benim dedim. Alır mısınız? Bak dedi kardeşim, Cumhur Reis olsa beni arasa ben pilota referans almam. Niye? Çünkü bu insanları uçuruyor. Doğru. Böyle bir şey imkansız dedi. Bakın net konuşuyorum. Fakat adam temizlik görevlisi olacak. E tabi abi referans da olanı alacak yani. Doğa hayatında olan akış bu değil mi sizce? Doğru. Yani hangimiz bunu yapmıyoruz? Yönetim yani, kurullarında yer alıyorlar. Ben yani düşünün. Söylediğim hani, evet mesela. Ama yani o yönetim kurullarında bugün onun adamı yer alıyor. Yarın başka birinin adamı. Bugüne kadar daha önce başka bir şeydi de bugün başka bir şey mi oldu? Yani haklı, bakın biz haklı savaş verelim. Doğru. Ama daha önce de başka bir şey mi vardı? Kaderci daha önce, de olmayalım diyorsunuz. Daha önceki yaşam, her şeyi de biliyoruz yani. Kimin evet. ne yaptığını, nasıl yönetim kurullarına geldiğini, nasıl geldiklerini de biliyoruz yani. Sezgin Bey şöyle bir şey var. Yani şimdi bakıyoruz Türkiye'nin en önemli firmalarında bir sürü de beceriksiz adam var işte. Bu yüzden buralarda gelmişler ve beceriksizlik yapıyorlar, yönetemiyorlar. Ama Allah'tan o şirketin bir yapısı var, bir kurumsal yapısı var. O kurumsal yapıda işler kendiliğinden yürüyor. Öyle beceriksiz adamlar var ki işte bu dün diyelim ki FETÖ'cüler vardı. Bir takım yerlerde siz de karşılaşıyordunuz. Diyordunuz ki ya adam diyordunuz, kaymakam olmuş. Nasıl bir kaymakam bu diyordunuz. Meğerse adam bedavadan soruları ala ala kaymakam olmuş. Mesela birileri getirmiş onu kaymakam yapmış veya bilmem ne yapmış. Yani sözümüz meclisten dışarı. Doğru. Yani bu gibi örnekler hala yaşıyoruz. Onun için mesela o koltuklara performansa dayalı insanların gelmesi lazım. Şimdi, gençlerin de önünün açılması lazım. Şimdi bakın o kadar haklısınız. Diye ama, düşünüyorum. Biz bunu gördük. Türkiye'de öyle şirketler var ki bir bankayı batıracak borcu var. Bakın bankanın öz kaynağından daha fazla bankanın kredi verdiği borç şirketleri var. Bunu görüyoruz. Evet. Yüzdürdüklerini de görüyoruz. Ama o kredileri nasıl verdiklerini biliyoruz. Hikayelerini biliyoruz. Biz bekliyoruz ki bir gün gelip onların kapısına çalınsın. Hukuken söylensin gelin bakayım. Bu bankaların parası kamu parası. Doğru. Halka açık bankalar, halka kapalı var. Bunların hesaplarını bir gün onlara soracak. Bu 17-25 Aralık'tan sonra falan filan emin olun. Biz bu diyoruz ya kötü yönetilen şirketler. Evet. Onlardan sonra ne krediler verildi bankalardan bunlara? Hala bile evet. Hala bile biz tam çözüldü diyoruz. Hala bile tam çözülmedi. Biz hala tetikte bekliyoruz yani. Doğru. Yani hala bunlar bitirmek o kadar kolay bir şey değil yani. Evet, evet. Ama kötü yönetim dediğiniz borç olmuş şirketin bütün varlığı örnek veriyorum. 100 milyon. Bütün varlığı 100 milyon. Borç 400 milyon. Hadi batırabilir misin? Batıramazsın ki şirket. Evet. İstesen de batıramazsın çünkü onu yüzdürmen gerekiyor. Batırırsan zincirleme neler birbirini getirir. Doğru. Ve o yüzden de borcun olacaksa ben hep bunu herkese bunu söylüyorum. Borcun olsa sakın küçük borcun olmasın. Bazen bize şirketler geliyor diyor ki Baran Bey sizle görüşmek istiyoruz. İşte şirketimizin değeri 100 lira borcumuz 50 lira biz diyoruz ilgilenmeyiz. Niye? Şirketin değeri 100 lira borcun 300 lira olsun ki biz ilgilenelim. Doğru. Bizim savaşma yolumuz o yolla deneyelim. Evet. Ama insanlar eski nesil diyorum ben onlara. Daha tasarruflulardı, daha ilkelilerdi, daha ahlaki yapıları vardı. Evet. Şimdiki gençlik onu çok fazla koruyamıyor. Hepsi için söylemiyorum gene, genel anlamda söylemiyorum. Şimdiki gençlik biraz daha havai. Ferrari'ye binsin, business'ta uçsun. Anladın mı? John kızlarla gezsin, beach club'lara gitsin. Yok, birbirinin Instagram'ından o onun işte çeksin göndersin. O ona itini köpeğini çeksin. Çantasının içine koysun, Louis Vuitton'a göndersin. Varsa çeksinler canım. Ya ne çeksin? Varsa. Bak hayır, varsa da çekmesin. Çekmesin. Ana problem ne biliyor musun? Evet. O insanların hayatları boyunca düşünün ki, yok ekonomik durumu sınırlı olan insanlar var, doğru mu? Doğru. Kulübe mülübe gitmiyor ama 2 liraya gazete alıyor. Doğru. Aldığı 2 liraya gazetenin magazinin ikinci sayfasını asıyor. Bilmem kim, nerede, kiminle bilmem kaç paralık
çanta hediye etti. Ulan bunların ne aç olduğunu biz biliyoruz. Hikaye ama gariban onu okuyan, gariban adam onu bilmiyor ki. Evet. Ve adam diyor ki ya bu nasıl bir anlayış, sosyal devlet anlayışı diyor. Bir tarafta bir adam 50 bin euroya çanta alıyor. Bir taraftaki biri kızını, hasta kanserli kızını tedavi ettirebilmek için 10 bin lira bulamıyor. Dediğin şey kapkaçı, terörü, merörü biraz da bu yaratıyor. Evet, evet. Ya biraz da onlara hassasiyet göstermek lazım. Evet. Gerçekse, eğer ki gerçekten bunu yapmışsa yaz. Palavra yattı, alev, elettü, levere yani. Peki bu eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani eğitimde de gittikçe özel okulların sayısı artmaya başladı. Yani bir fırsat eşitliği ortadan kalkıyor gibime geliyor. Ne diyorsunuz? Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu mesela devlet okulları yerine daha fazla özel okullar açılıyor. Yani aynı şekilde bu da hastanelerde de geçerli. Mesela hastanelerimiz, İstanbul'da hastanelerimizin sayısı bir türlü artmıyor. Hep özel hastanelerin sayısı artıyor. Ben bir gün Bakırköy Devlet Hastanesi'nde bir işim düştü. O dönemin Sağlık Bakanı Sayın şimdiki Mecidim. Çalışma Bakanımızdı. Aradım özel kalemini. Arkadaşım o da benim. Ya dedim böyle böyle işte rahmetli babaannemle ilgili bir ya yer bulamıyoruz yani. Oraya da gelmişiz Kalçakır'ı. Yer bulabilir miyiz diye. Yani maalesef yani utanarak söylüyorum. Çünkü bunu da yapmaktan da hiç haz etmem yani. Sıra varsa beklerim yani. Ondan sonra başhekimin bana söylediğini hiç unutmuyorum. Dedi ki madem Bakan Bey tanıyorsunuz dedi. Söyleyin bir hastane yatırsın. Silivri'den dedi. Bilmem nereye kadar dedi Bakırköy Devlet Hastanesi hizmet veriyor dedi. Doğru. Hastane yaptırsınlar. Bir. İkincisi dedi hemşire yok dedi. Ondan sonra dedim ki vallahi ben bir dokundum bin ah işittim. Evet. Yani. Şimdi tabii şehir hastaneciliği biliyorsunuz. Ne olması lazım? Burada sizin ne fikriniz? Yani başarılı bir iş adamısınız. İki tane farklı grup var. Bir, evet. Biri eğitimle, sağlık birbirine çok farklı şeyler. Evet. Bir kere eğitimde ben eğitim işine girmeye karar verdim. Bu arada bunu da size söyleyeyim. Aa hayırlı evet, olsun. Medya işine de girin. Bekleriz. Bu biraz pimi çekilmiş el bombası işi. Bizim ülkede onu yapmak biraz başka bir şey. O birazcık dursun. Valla sizinle çalışmak çok zevkli olur. Enteresan bir insansınız. Bir de gençler de size başvursunlar. Nereden başvursunlar söyle unutmadan? Sana başvursunlar da bana getir. sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler. Cep telefonu bile bende yok. Biliyorum hepiniz saldıracaksınız. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Dur bakayım var mı bir şey? Bir tane kolej 60 bin liraya. Bir çocuğu evet. Okumak 60 bin lira. Bir evet. Tanesi de 10 bin lira. Arada evet. 50 bin lira fark var. Evet. Bir tarafta da devlet okulu var bedava. Şimdi baktım ki bir tanesi ya çok sürekli eğitim veriyor. Çocuk eve geliyor ödevden başını kaldıramıyor. Çocuk mu makina mı belli değil. Ya bırak çocuk çocukluğunu yaşasın. Evet. Hayatını biraz yaşasın ödevi geçmez. Baktım evet. Ki bunların hepsini aldım. Sonra dünyada eğitimin en iyi örneklerini buldum. Neresi evet. Olabilir diye. Yurt dışında bir şirketle bu koleje olan bir grupla gidip bir anlaşmaya vardık. Evet. Dedik ya biz Türkiye'de ama bakın bunu söyleyeyim. Ekonomik menfaat sağlamaktan daha öte prestijli bir eğitim kurumu. Çünkü evet. Benim amacım o öyle bir amacım da var. Prestijli bir üniversite kurmak. Evet. Yoksul çok ekonomik güzel. Durumu iyi olmayan çocukları iyi yüksek puanlarla o üniversiteye dahil edip o üniversiteden yurt dışına falan böyle bir imkanımı kullanmak. Müthiş. Şuraya cep telefonunuza yazarsanız. Tamam. Hayır yok, şimdi bir dakika. Siz kaçacaksınız ondan sonra başıma bela alacağım. Diyecekler ki ulaşamıyoruz. Benim Kars'ta kuzenim var o işlere bakıyor. Yandık o zaman. Bakın. Evet, bize, bu projenizi ne zaman gerçekleştireceksiniz? Önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. Aa çok güzel. Tabii, çok güzel. Emin olun İstanbul'da herkesin böyle bir kolej olması gerekiyor dediği kolejler yaratacağız. Süper. Ve öyle kolej öyle fiyata getireceğiz ki. Ya bizim çok zengin varlıklı olmak gibi bir niyetimiz yok. Gerek yok. Evet. Allah fazla bela olacak zenginliği bize nasip etmesin. Evet. Mutsuz edecek bizi. Büyüyeceğiz. Büyüdükçe hırslaşacağız. Bencilleşeceğiz. Kötü adamlar olacağız. Buna gerek yok ki. Biz gerçekten insanları mutlu edebilecek bir temel üzerinden hareket edelim. Ya buna bakıyoruz. İnanın adamlara bakıyoruz. Biz yürürken eskiden çelme takarlardı bize. Paçalarımızdan çekerlerdi. Onu yapardı. Ya bu nasıl bir insan derdik ya lan. Bırakmıyor lan millet biz büyüyelim diye. Böyle yamyamlarla boğuştuk yani. Ne zorluklarla geldik buralara. Evet. Hani böyle gerçekten tırnağınla kazanarak gelmek demek böyle bir şey. Çünkü niye? Doğru. Varlıklı bir deden yoksa, zengin bir baban yoksa, bir miras kalmamışsa, sana bir yerden bir fabrika gelmemişse, sen eğer ki bunu tırnaklarınla bir yere kadar gelmişsen, inan o geldiğin noktada oraya gelmek tamam ayrı bir dert ama o noktayı kontrol altına alıp yürüyebilmek çok daha ayrı bir şey. Yani dostlarımdan, eşlerimden görüyorum, çevremden duyuyorum olan bitenleri. Evet. Yani ne şey ve insanların kafası buna el vermiyor. Ya bu adam 39 yaşında
4000 kişi nasıl çalıştırıyor? Ulan bu Mormon mu? Arkada başka bir şey mi var? Yok bilmem o mu? Ya kardeşim Mormon da getirdim Mormon'u Cumhurbaşkanı ne defa çalıştırdım. Mormon abi dedim adama. Evet. Çıkarttım Mormon'u getirdim. Bu Jacob Kingston dedim. Bu da 40 tane çocuğu dedim yani. Bütün servet bu dedim. Kaynak bu. Daha ben ne yapayım abi adamdan ya. Ne güzel. Keşke herkes sizin gibi getirse insanları. Adam ya böyle. İnsanlar onu yapmak yerine desek ya bana ne kadar güzel işler yapıyorsun. Bize memleketine 5 tane okul yaptın bunu yaptın. Evet, evet. Ya insanların bana destek olması lazım biliyor musunuz? Ben doğru, bazen iş hayatında insanları görüyorum. Yanlış hatalar yapıyor. Ben diyorum ki ya aslında istemeyerek yapmıştır diyorum. Tanımasam bile ya. Evet, diyorum evet, ki aslında kötü niyet değil, iyi niyetlidir. İstemeyerek yapmıştır, düzelecek. Biri bana bazen arıyor. Bunun ekonomik durumu nasıl? Ben diyorum ki abi düzeleceğini tahmin ediyorum. Gerçekten düzeltme imkanı yok ama niye adamın işine engel olayım? Niye Allah böyle bir şey yok ki? Kolaylaştırmak ya. Doğru. İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak sevap ya. Hayatlarını kolaylaştırın. Herkes için yapsın. Bir tane alt kattaki, üst kattaki komşusunun hayatını kolaylaştırsın. Birinin doğru, kedisi vardır, ondan rahatsız oluyor. Olmaz. Birinin başka, insanlar hayatlarını mutlu etmek üzerine dizayn ederlerse mutlu olabilecek 1000 tane günde fonksiyon bulur kendisine. Ama biz herkes her sabah çıkar çıkmaz dinamik gibi, pimi çekilmiş bomba gibi bugün kime çatacağız, kimle kavga edeceğiz, stres. Buna gerek yok ya. Mutlu olmak için inanın ne paraya ne pula başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Ya ben anlatıyorum diyorum ki benim bugün kapıyı çıktık devlet geldi dedi ki baba bütün eşyaları koyduk paran korkmaz. Abi Allah işinize rast geçsin. Özgürlük güzel bir şey. Çıkarız buradan biz gene dolmuşa kaçak binmeyebilirim ben. Hiç sıkıntı yok. Fırından ekmeği nasıl çalınır onu da biliyorum. O işte ama bu. Yok ya hırsızlık olmasın yani. Ya bak hani çalmak demek. Mecbur kaldığınız için belki yapmışsınızdır onu. Yok çok şükür yapmadım ama. Şimdi ne var biliyor musunuz? Evet. Hangi fırından çalacağını bilirsen gene problem yok. Ha, şimdi anladım. Gidersen böyle gariban bir tane evet, Trabzon evet, taş fırından çalarsan Allah onu cevap. Ama gittin ki kapitalist bir iki tane fırın buldun anladın mı? Evet. Ya yani programı... ekmeğin fiyatı kaç para? Şu anda 1.25 olması 1.25 lazım. 1.25 örnek evet, veriyorum. Ya gidiyorsun ekmeği adam 7 liraya satıyor. Evet. Sence şimdi o 7 litre ekmek hak satan adamla... Hak ediyor. Böyle bir 8 lira ekmek satan adamdan alacaksın yani. Evet. 1 lira ekmek alandan değil. Evet evet. Ağzınıza sağlık. Programda ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Sonuna geldik. Bir program daha sonuna geldik. Çok renkli, çok farklı bir program oldu. Sevgili dinleyiciler, sevgili seyirciler. Eğer siz Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşamazsanız... beni zorlamayın. Ben onun sosyal medya adreslerini öğrenir paylaşırım. Merak etmeyin. Kendisine ulaşabilirsiniz. En azından belki de bu vesileyle bazı insanlar da size iş başvurusunda da bulunmuş olabilirler. Ya biz seve seve kaliteli personel her zaman alıyoruz. Evet. Her zaman ihtiyacım var. Çünkü her gün yeni bir şirket batıyor ve ben her gün yeni bir şirket alıyorum. Doğru. Bazen bana soruyorlar yakında gireceğiniz iş var mı? Vallahi diyorum ki onu batan şirketlere sormak lazım. Kimin ne zaman batacağını bilmiyorum ki ben alayım. O yüzden evet, her gün yeni ama bunu söyleyeyim bizim en büyük avantajımız bu. Biz bu sana yatırımları yapıyoruz. Yani üretime dayalı olduğu için o yüzden de personel yapımı sürekli büyüyerek gidiyor. Çok güzel. Keşke sizden böyle bir sürü insan olsa, bir sürü yatırımcı olsa. İnşallah. Var var. İnşallah olacak da bundan İnşallah. Sonra. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ağzınıza hepinize teşekkür ediyorum.